Herkese merhaba. Bugün kışlık lastiklerimizi takmak için ikinci el olarak aldığımız 16 inç sac jantlarımız geldi ve durumlarına bakıyoruz. Ufak tefek geldiğinde doğal olarak paslanma var. Paslanma da öyle çok önemli değil. İşte burası 60. İç tarafına da bakalım. Kenarlarına bakalım. Bu arada orijinal Renault jantı. İçi de bu şekilde. İşte taş izleri, bas izleri, balata tozları. Bu şekilde. Şimdi bu jantımızı aracımıza takmadan önce güzelce temizleyeceğiz. Temizlerken de ne kullanacağız? Tabii ki jant temizleme de olmazsa olmaz. Tel fırçamız ve işi daha da kolaylaştırmak için matkap ucuna taktığımız tel fırça. Bunların ikisiyle temizliğimizi yapacağız. Ondan sonra üzerinden bir kat zımpara geçeceğiz. Sonrasında boyayıp lastiklerini takıp aracımıza montajını yapacağız. Şöyle bir öncesi diye alalım. Sonrasında bittikten sonra paylaşacağım. Şimdi şurayı bir bakmak için kontrol etmek amaçlı matkapla denedim. Biraz fazla bastırıp uzun süre yaparsanız bu şekilde temizliyor. Fazla bastırmadan kısa süreli yapınca da bu şekilde temizliyor. Önemli olan zaten şu üzerindeki tırtıkların, pisliklerin gitmesi. Pas çok önemli değil çünkü tekrardan zımpara alacağımız için bu şekilde değil, bu şekilde yapıp bırakacağım. Birlikte bir kısmını yapalım. Belli olsun diye şurada bir yer yapayım. Burayı komple temizledi. İyice tel fırçayla temizledikten sonra bir de zımparalayınca artık boyaya hazır hale gelecek. Tabi buralardaki balata tozları da temizlenecek. Bakın gördüğünüz gibi balata tozu mevcut. Özellikle nasıl toz çıkıyor? Evet, bunların hepsi temizlenecek. Evet, jantın iç tarafıyla bu kenarı bitirdim. Buraları. Şimdi ön tarafındaki yerlerle bu kenarını yapacağız. Ondan sonra zımparalayıp boyamaya geçeceğiz. Yalnız söylemediğim bir uyarıda bulunayım. İçini temizlerken çıkan balata tozlarından korunmak için kesinlikle maske kullanın. Maskesiz yapmayın. Şimdi bu tarafını bu şekilde yine temizlemeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, tel fırça işi bitti. Şimdi zımparalama işine geçeceğiz. Ben şu an 180 kullanıyorum. Yerine göre 220-300 olarak zımpara seçimini değiştireceğim. Şu göstermek için yaptığım ufak bir yer. Komple içli dışlı zımparalamasını yapacağız. Gereken yerleri elle, gereken yerleri matkapla. Sonrasında boyaya hazır olacak. Şu an zımparalama işlemimiz de bitti. Gördüğünüz gibi bütün pasları, hatta fazlasını kadar aldık. İç rengi de çok güzel çıktı. Keşke imkan olsa da komple zımparalayabilsek ama şimdilik gereken her yeri zımparaladık. Ta ki şu kenarlara kadar her yer terlenip zımparalandı. İçini de zımparaladım fakat içine çok uğraşmadım. Sadece pürüzsüz bir yüzey oluşturacak kadar zımparalamasını yaptım. Artık jantımız yıkandıktan sonra boyaya hazır. Jantlarımızı yıkamaya getirdik. Şimdi hepsinin tozları gitsin diye hepsini yıkıyoruz. Evet, jantların içini dışını bütün detaylarını tazyikli suyla yıkadık, temizledikten sonra tekrardan bagaja koyacağımız için
kuruluyoruz. İyice her tarafını kuruladıktan sonra jantlarımız yarın gün ışığında boyanacak. Evet, jantlarımızı kuruladık, bagaja koyduk. Artık yarın boya için hazırlar. Son iyice kuruduktan sonra son bir kontrol yapıp boyamaya geçeceğiz. Evet, sonunda boyama için jantlarımız hazır. Artık boyasını yapacağız. Son kontrolünü yaptıktan sonra sibopları da maskeledim, bantladım. Artık aldığım standart sıradan bir siyah sprey boyayla artık boyayacağız. Şöyle bir atayım birinci katı. Tabii videoyu kapatıp ben şimdi daha detaylı, daha düzgün bir şekilde boyayayım. Sonra sonuçlarına bakalım. İlk kat, birinci kat boyamız bitti. Kuruduktan sonra ikinci kata da atacağız. Boyama işlemimiz de bitti. Jantlarımızı içli dışlı, yanaklar, taban, her tarafının boyama işlemini gerçekleştirdik. Şöyle göstereyim. Evet, jantlarımız yeni gibi oldular. Artık lastiklerini taktırıp aracımıza takmaya hazırlar.